üniversite tercihlerinde başarıya ulaşmak için sadece üniversite sınavında başarılı olmak, iyi puanlar ve önlerde başarı sıraları elde etmek yeterli değildir. Tercih dönemini de gerçekten iyi geçirmek gerekir. Tercih dönemini iyi geçirmeyle ilgili de artık adayların elinde çok ciddi bilgi kaynakları var. Biraz evvel üzerinden geçtik. İşte Univeri dedik, Davis dedik, Yok Atlas dedik, Yok Akademik dedik. Bütün bunlar artık gençlerin mouse'unun ucunda. Aynen cep öyle. Cep telefonu ekranlarında girsinler, araştırsınlar, emek sarf etsinler. Bu işin hakkını versinler. Eminim pek çok üniversite adayı film izlemek için, müzik dinlemek için bir takım platformlara giriyorlar. Orada arıyorlar, arama yapıyorlar. Kesinlikle. Bilgisayarda arama yapma mantığı benzerdir. Yani Yok Atlas'ta arama yapmayla bir işte Spotify'da müzik aramayla ilgili arama yapmak arasında mantık olarak bir fark yoktur. Aynen öyle. Sen gün içinde girip de işte müzik aramak için o kadar zaman harcıyorsan, o kadar beceri gösteriyorsan Yok Atlas'ı kullanma noktasında da emek harcamalısın. Yok Akademi'yi de kullanmayla ilgili emek harcamalısın. Üniversite yolunda başarılı olmak, doğru bir tercih yapmak puan tabii çok önemli, başarısız tabii çok önemli ama tercih dönemini iyi geçirmeye de çok fazlasıyla bağlı. Öyle olduğu için ödevlerini iyi yapsınlar. İnternette bu bilgi kaynaklarını çok iyi kullansınlar. Artı mutlaka tercih ettikleri her bir bölümün temsilcisiyle mümkünse yüz yüze, değilse online'da irtibata geçip bilgi almaya çalışsınlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yıllardır, 3-4 yıldır bir düşünüş tarzı değişikliğini gençlere aşılamaya çalışıyorum. Eğer bir aday almış olduğu puan ve başarı sırasıyla bir bölüme yerleşebileceğini düşünüyorsa, akademik başarı o anlamında orayı hak etmiştir. Onun için o bölümün temsilcisi, bölüm başkanıyla, dekanla konuşurken lütfen şöyle bir yaklaşım içinde olsun, nezaket içinde. Değerli dekanım, değerli bölüm başkanım, ben sınavda yeterli puanı, gerekli başarı sırasını elde ettim. Ben sizin bölümünüzü hak ettim. Sizin de beni hak etmeniz gerekiyor. Benim böyle böyle hedeflerim var. Siz benim hedeflerimi, hayallerimi gerçekleştirmek için nasıl bir hazırlık içindesiniz? Ben sizi hak ettiysem sizin de beni hak etmeniz gerekiyor. Lütfen bunu bir şekilde bana anlatın. Benim isteklerimi nasıl karşılayacaksınız? Nezaket içinde bunu sorsunlar. Çünkü yani, üniversite hayatı çok önemli bir yaşamda zaman dilimi geri getirmek mümkün değil. Öyle olduğu için bu zamanı çok doğru yerde harcamak lazım. O üniversitenin de o öğrencinin o zamanını hak ettiğini o öğrenciye kanıtlayarak o öğrenciyi ikna etmesi gerekiyor. Tercih döneminde bu bakış açısı farklılığı çok önemli diye düşünüyorum. Yani hocam ben de hani bir üniversite öğrencisi olarak söylediğinizi şöyle algılıyorum. Hani tamam üniversiteler tanıtım günleri yapıyorlar ve ortaya bir vizyon koyuyorlar ama biz de ortaya kendi vizyonumuzu koyup bu iki vizyonun hangi noktalarda uyuşup uyuşmadığına daha dikkatli bir şekilde bakmalıyız. Bravo. Gibi düşünüyorum. Çok doğru. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi buyurun hocam. Üniversitede iki türlü gelişim kulvarı vardır. Birisi mesleki gelişim, birisi de ya da mesleki ya da akademik gelişim, birisi de non-akademik gelişim. Yani kişinin yaşama hazırlanması, iş dünyasına hazırlanması ile ilgili gelişim. Bir üniversiteye girdiniz, inşaat mühendisliği okuyorsunuz. Sizin inşaat mühendisliği mesleki bilgilerinizin size yüklenmesiyle ilgili, size öğretilmesiyle ilgili inşaat mühendisliği bölümü sorumludur. Ama sizin hayata hazırlanmanızla ilgili başka bir şeyler orada olması gerekir. İşte o bu başka bir şeylerin de, sorumlusu üniversitenin kariyer merkezleridir. Öyle olduğu için bence gençler üniversitede tercih edecekleri bölümle ilgili bilgi alırken aynı zamanda o üniversitenin kariyer merkeziyle ilgili de bilgi almalıdırlar. Dün gene bir canlı yayında şöyle bir örnek verdim. Bir film vardı. Kocan kadar konuşuyordu. Öyle bir şeydi yani. Çok yakın bir gelecekte okullar, üniversiteler kariyer merkezleri kadar para edecekler. Çok iddialıyım. Öyle olduğu için akademik gelişimin ötesinde non-akademik gelişimi de nasıl yönetiyor, nasıl kurguluyor, bunu öğrencilere nasıl yansıtıyor bir üniversite, bunu da adayların sorgulaması lazım bu kısa süre içinde.